Evet, kronik yorgunluk sendromu nasıl başlar, nasıl çözüme ulaştırılır, bitkisel yolla destek mümkün müdür? Evet, tabii ki her türlü rahatsızlığın bitkilerle iyileşmesi mümkündür. Bununla ilgili zaten birçok klinik araştırması var. Her zaman klinik araştırmadan bahsediyoruz. Yorgunluk akut ve kronik olarak ikiye ayrılır. Şayet kişi uyumamışsa veya sağlıksız besleniyorsa veya çok çalışmışsa geçici olarak ortaya çıkan yorgunluk dinlendiği zaman veya sağlıklı beslendiği zaman geçer. Fakat kronik yorgunluk, sürekli devam eden bir yorgunluk varsa bunu tetikleyen birçok faktör olabilir. Mesela kişide EBV virüsü varsa kronik yorgunluğa sebep olur. Veyahut da hepatit B, hepatit C, zatüre gibi viral enfeksiyonlar yorgunluğa sebep olur. Bağışıklık sistemi bununla mücadele ettiği için. Küf mantarı, bağırsaklarına kişinin mantar yerleşmişse mantarları üretmiş olduğu toksik maddeyi vücut arıtmaya çalışır, aratamaz. Bağışıklık sistemi bununla mücadele ettiği için küf mantarının üretmiş olduğu toksik maddeler birçok hastalığı tetikler. Romatizma olsun, kapdamar rahatsızları vesaire. Bağışıklık sistemi bununla mücadele ettiği için yorulur, yağlanır. Başa çıkamaz. Artı multiple chemical sensitivity dediğimiz, yani çok yönlü kimyasal duyarlılık dediğimiz bir rahatsızlık çıktı. Çok son zamanlarda nedir? Kişinin aşırı kimyasal ilaç kullanması, kimyasal madde içeren yiyecekler, hazır gıdalar yemesi, hazır gıdaların içerisinde kimyasal katkı maddeleri var. Veyahut da şampuan, bulaşık ilacı, çamaşır tozu vesaire gibi, parfüm gibi kullanmış olduğumuz günlük jöle gibi her şeyde kimyasal madde var. Bu kimyasal maddelere karşı çok yönlü kimyasal duyarlılık dediğimiz MCS veya MCS hastalığı ortaya çıktı. Bazı insanlar parfüme karşı aşırı duyarlı, bazı insanlar mutfakta kullanılan bulaşık deterjanlar vesaire vesaire çeşit çeşit ilaçlara karşı aşırı duyarlılık. Bu kimyasal ilaçlar artık vücut tolere edemez hale geliyor. Ve bir de çok toksik, mesela duvarı boyarken, diyelim ki evini boyarken kişi kimyasal içerisinde ne olduğunu bilmediği kimyasallar var. Veyahut da evinde kullandığı mobilyada kimyasallar var. Mesela Avrupa'da birçok formaldehit içeren kimyasallar yasak. Kansere sebep olur. Diş dolguları artık dünyada amalgam yapılmıyor. Neden? Yıllarca insanlar amalgamla zehirlendi. İçerisinde cıva içerir, kurşun var vesaire. Bu yavaş yavaş çözülüyor. Beyne zarar veriyor, lenf sistemine zarar veriyor vesaire vesaire. Bir sürü, yani kronik yorgunluk sendromu tetikleyen birçok faktör var. Bir örnek vereyim. Mesela Ahmet Bey 40 yaşında SAT komandosuymuş. Zamanında çok iyi bir sporcu. Efendim bu SAT komandosu ya 50 metre bir seferinde dalmış. Tabii ki sürekli bunlar antrenman yapıyorlar, eğitim yapıyorlar. Denizin altında fazla kaldığı için üşütmüş. Gata'da tedavi etmek için birçok kimyasallar kullanmışlar. 6 ay ilaç kullana 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 artık bitmiş. Enerjisi sıfır. Ölü gibi yatıyor. Beni aradılar, dediler ki ya çok ağır bir hastamız var. Adam zamanında komando, SAS komandosu ve Türkiye motosiklet yarışlarında ikinci olmuş. Böyle sporcu birisi. Ama denizin altında uzun süre kaldığı için üşütmüş. Aşırı ilaç yüklenmekten de bağışıklık sistemi çökmüş. Kronik yorgunluk sendromuna yakalanmış. Sadece kalkıyor, bir şeyler yiyor, hafif az bir şey. Tekrar yatıyor. Zorla kaldırıyorlar, bir şeyler yediriyorlar. Tekrar yatıyor. Adamın tamirhanesi var, motosiklet tamir ediyor. Tamirhanesine gidemiyor. Hiçbir şey yapamıyor. Sadece yatıyor. Az bir şey yiyor, yatıyor. Hep uyuyor. Dedim ki getirin bakalım adamcağızı. Getirdiler, kollarından zor taşıyorlar. İçeri getirirler.
iyileştirebileceğim bu adamı. Dedim ki bilmiyorum, Allah bilir, ne bileyim yani ben müneccim değilim. Deneyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. İksir, aloe jel, işte bitkisel antibiyotikler var. Kortisep gibi. Spirulina, bağışıklık sistemini güçlendirir. Itır gibi akciğeri temizler. Afrika yatırıp deneyeceğiz, bakacağız, göreceğiz dedim. Aa, 3 ay sonra tamirathaneye gidip çalışmaya başladı 3 ay sonra. Yani her türlü rahatsızlık tedavi edilmesi mümkün. Önemli olan hangi bitki, nerede, ne zaman, nasıl kullanacaksınız? Bunlara karşı ne var? Bu tür rahatsızları tetikleyen faktörü bilmek gerekir. Yani kronik yorgunluk sendromu çok karmaşık bir durum. Virüs olabilir, mantar olabilir, kimyasallara karşı aşırı duyarlı olabilir, yanlış besleniyor olabilir vesaire. Yani faktörleri bilip ona göre tedbir almak gerekir. Bazen 7 çeşit, 8 çeşit bitkisel gıda takviyesiyle takviye etmek gerekir. Bakteri mi, virüs mü, mantar mı, kimyasallar mı kesin olarak bilmediğin için ona göre tedbir almak gerekir. Mesela Almanya'da bir beyefendi Settar Bey hastanede çalışır. Radyoloji de röntgen çekiyor ama röntgen çektiği hastalarda da çeşit çeşit hastalıklar var. Ağır hasta hepsi. Ondan, bundan, şundan hepsine mikrop kapmış. Biraz herhalde dikkat etmemiş. Hastalarla fazla temasta bulunmuş. Dikkat etmek gerekir. Ağır hastalarla temas ederken. Efendim, küf mantarı, idrarı yeşil geliyor. Ve EBV virüsüne yakalanmış. 6 ay üzerinde hastanede deney yapmışlar, yapmışlar. Demişler ki, yapacak bir şey yok, evine git. Beni aradı, diyor ki, ne olacak benim durumum? Tamam, görüşürüz. Ben dedim otobandayım. Müsait bir zaman ben sararım. Yok yok, o arabayı çek kenara, beni dinle. Benim durum acil. Peki dedim. Çektim kenara. Buyur, dinliyorum dedim. Beni ölüme terk etti doktorlar. Allah Allah, nasıl olur dedim ya. Vallahi öyle dedi. Almanya'da, Freiburg'da denemişler. Bir şey yok. Her türlü ilaç ölüme terk etti. Hiç problem değildi. Başlayalım ya Allah, bismillah. 3 ayda canlandı, gezip tozmaya başladı. 6 ay sonra iş yerine gittiğinde demişler ki biz senin ismini kara tahtada geçecek diye düşünüyoruz. Sen buraya işe gel. Kara tahtada ölenlerin işte özgeçmişi yazar. Falan falan tarihte çalışmıştır, ölmüştür, Allah rahmet etsin vesaire diye yazı bekliyorduk. İlan tahtasında. Sen tekrar işe geldin. Nasıl oldu? Ben Gökçek iksir. O ne demişler vesaire. Doktorlar demişler ki işte bu Gökçek. Çağırdılar beni, Alman doktorlar hastanede. Siz böyle bir şey üretmişsiniz, evet. Birlikte çalışalım. Dedim ki ben Türkiye'ye dönüyorum, kusura bakmayın. Kendi işimi kendim kuracağım. Şimdi, önemli olan rahatsızlığı doğru bilmek ve doğru uygulamak. Ha, bunların bir problemi daha vardı. Hem kendisinde problem var, hem ailesinde. Bu nedenle çocukları olmuyordu. Ailesi demiş ki, bakıyor ki adamcağız canlandı, kanlandı, tekrar işe döndü, enerji dolu. Önce sarımsak kokuyor bu diyor, kullanma diye kocasıyla tartışıyorlardı. Sonra görünce şaşırdı. O kadar ilaç fayda etmedi, adamı hastanede 6 ay. Beni aradı, dedi ki İbrahim Bey, bizim çocuğumuz olmuyor işte dedi. Bende prolaktin hormonu çok yüksek, benim de sperm kalitesiz, hareketsiz. Biz çocuk düşünüyoruz ama olmuyor, 7 yıldır uğraşıyoruz. Ne olacak? Problem değil, ona da çözüm var dedik. Şimdi maşallah 7 yaşında bir kızları var, Elif. İsmini ben koydum. Şimdi her türlü hastalık tedavi edilebilir. Önemli olan hangi rahatsızlığa neyi kullanacaksınız? Bilmek ve onu uygulamak. Önemli olan doğru yerde, doğru zamanda doğru bitkiyi kullanmak. Evet. Kronik yorgunluk sendromuna gelince, kronik yorgunluk sendromuna yakalanan kişi eğer ki virüslerden kaynaklanıyorsa, EBV virüsü, buna karşı Melissa Forte. Bununla ilgili Profesör Doktor Wölpling
146 hasta üzerinde denemiş, hastaları Melissa Forte ile tedavi etmiştir. Eğer ki yorgunluk, kronik yorgunluk sendromunu tetikleyen faktörler farklı farklıdır. Bağırsaklarında mantar varsa aloe vera gerekir, aloe vera jel. Viral bir enfeksiyondan dolayı kronik yorgunluk sendromu ise iksir gerekir. Yani kronik yorgunluk sendromu tetikleyen faktörleri bilmek gerekir. Nedir tetikleyen faktör? Eğer virüs tetikliyorsa iksir, mantar tetikliyorsa aloe vera jel, yani bilinmiyorsa kronik yorgunluk sendromu tetikleyen faktör nedir? Bilinmiyorsa bakteri mi, virüs mü, mantar mı? O zaman ne gerekir? İksir, aloe vera jel, Cordyceps forte, Spirulina forte gibi ürünler komple kullandığı zaman kronik yorgunluk sendromundan kurtulmak mümkündür. Fakat herhangi bir kimyasal ilaçla kronik yorgunluk sendromuna yakalanan kişiyi tedavi etmeye kalkarsanız ne olur? Daha büyük problem ortaya çıkar. Çünkü antibiyotikler bağırsaklardaki faydalı bakteriyi yok ederken zararlı bakteri ve mantarların daha da çoğalmasına sebep olur. Bağışıklık sistemini çökertir. Çünkü enfeksiyonun sebebi, yani kronik yorgunluk sendromunun sebebi farklı farklıdır. Kiminde virüs sebebi, kronik yorgunluk sebebi, kiminde mantar, bazılarında da kimyasal maddeler sebep olmakta. Eğer sebebi bilinmiyorsa iksir, aloe vera jel, Cordyceps, Spirulina, damarçay enfeksiyon çayı kişi kullandığı zaman bu rahatsızlardan kurtulur. Bu tür rahatsızlığa yakalanan bugüne kadar birçok kişiyi hamdolsun çok kısa sürede tedavi ettik.